adını koyalım. Ortalıkta büyük bir panik var. Piyasalar tam anlamıyla panik moduna geçmiş durumdalar. Dün Apple %6 değer kaybetti. Google ve Amazon'un kayıpları %4'ü buldu. Tesla %7.3 eridi. Nasdaq borsası %3'e yakın değer kaybetti. Bunlar gerçekten inanılmaz rakamlar. Zaten uzun süredir değer kaybı da var. Ortalık berbat. Sebebi belli. Fed'in kararları, Merkez Bankası'nın para sıkılaştırması vesaire. Bugün ama o konulara bakmayacağız. Bugün böyle günlerde ne yapmak lazım? İnsan aklına nasıl mukayyet olur? Duyguları nasıl yönetir? Çünkü eğer yönetmezsek daha büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Ama bu çok önemli meseleyi burada stüdyoda ele almak istemiyorum. Onun yerine şapkamızı alacağız. Gideceğiz nereye? Açık havaya gideceğiz. Zaten açık hava böyle psikolojilerde insana iyi gelir. Orada size anlatacaklarım var. Hazırsanız başlıyorum. Biraz şanslıyım çünkü evim Belgrad Ormanı'na yakın ve hafta içi bomboş oluyor. Şu anda oraya gidiyorum yavaş yavaş. Bakar mısınız güzelliğe? Gerçekten terapi seansı gibi bu kadar güzel bir yer olur mu? İnşallah bu ağaçlara kıymazlar, korkuyorum bazen ve bana burası çok iyi geliyor. En stresli günlerimde, borsanın, kriptonun en ters gittiği, işlerin kötü gittiği günlerde bile buraya gelince adeta tedavi oluyorum. Ve bence siz de bunu yapmalısınız. Kötü günlerde ekran başından kalkmak şart. Hedefe ulaştık. Biraz şimdi yürüyüş yapacağız. Çünkü yürüyüş de terapinin bir parçası. Bugün günlerden cuma. Hava 25 derece. Borsanın açılmasında bir 3 saat daha var. Ben de yürüyüş parkuruma ulaşmış durumdayım. Cennet gibi bir yer, öyle değil mi ya? Bir baksanıza. Siz de benim gibi biraz acemi bir yatırımcıysanız borsadaki zararları kişisel bir saldırı olarak hissediyor olabilirsiniz. Nasıl bana bunu yaparlar? Bu enayiler neyi öngörüyor? Mesela bunun hiçbir önemi yok. O an oldu. Piyasanın işleyişi de bu. Bu oyunu kabul edip kuralı ona göre oynamak lazım. O yüzden ilk yapmanız gereken para kaybettiğinizde birilerine sinirlenmeyin. Birilerine kızmayın. Hiçbir faydası yok. Üstelik o birilerine kızmak sizi intikam almaya yönlendirebilir. Bu kararlarınızı daha da kötüleştirebilir. Bu denli en güzeli ekranı kapatmak ve o odadan ayrılmak ve bir süre uzaklaşmakta fiziksel olarak benim şu anda yaptığım gibi onda da büyük fayda var tabii. En azından ekranınıza, elinize değmiyorsunuz. Oradan uzaklaşmak çok çok önemli. Çünkü inanın bana bir büyük zarar ettikten sonra yapacağınız hiçbir hamle o zararı aniden geride getirmeyecektir. Bunu bir süre kabullenmek ve birine kızmak, birine sinirlenmek yerine biraz daha serin bir analiz için beynimizi hazırlamaya başlamak lazım. Kendi kendinize zarar verecek, sabote edecek kararlardan kaçınmanın başka iyi bir yolu da hesaptaki parayı boşaltmak. Yani yatırım hesabınızdaki parayı oradan alacaksınız, mevduat hesabınıza aktaracaksınız. Biliyorsunuz bu işlemler biraz zaman alırlar. 1-2 gün sürüyor bazı borsalarda. Çektiğiniz parayı mevduat hesabına sakin sakin düşündünüz, tekrar yatırım yapmak dediniz, geri yatırdınız 2-3 gün geçiyor. O sırada şöyle bir sakinleşmiş oluyorsunuz. Borsalardaki o çılgın hareket de biraz sakinleşmiş olabiliyor. Siz de nefes almış oluyorsunuz. Bu nedenle bu tip durumlarda yatırım hesabındaki parayı boşaltmak iyi bir önlem. En azından elimizin altında artık o olmuyor. Bir tuştan yeni bir zarar etme şansımız azalıyor. Biliyorsunuz ben daha evvel birkaç kere paylaştım. Gayrimenkul yatırımcılığı hiç sevmem. Öyle apartman dairesi almak bana hep boş işler gibi geldi. Ama bir tane iyi yönü vardır. O da ne biliyor musunuz? Ani işlem yapamazsınız. O gün sahibinden.com'a baktım, evimin fiyatı düşmüş, hemen satmalıyım, böyle bir şey yoktur orada. Çünkü işlemler yavaştır. Belki borsada da işlemleri biraz yavaşlatmak lazım. Çünkü biliyoruz ki daha evvel defalarca paylaştım, uzun vadeli yatırımda sonuç alınabiliyor. Kısa vadeli yatırımlardan sonuç almak çok çok daha zor. O hisse senedi konusundaki yatırım teziniz sağlamsa bu sert düşüşlerde biraz gözünüzü kapatmanız lazım. Elbette riskinizi yönetin. Elbette işinizi, gücünüzü, evinizi, hayatınızı tehlikeye sokacak şeyler yapmamak lazım. O riskleri almamak lazım. Ama eğer bir yatırım teziniz kuvvetli ise panik var diye hemen ondan vazgeçmemek de bence akıllıca olur. Pekala, yatırım ekranını kapattık, odadan çıktık, belki doğaya geldik. Yatırım hesabımızı boşalttık, ani bir hareket yapma ihtimalini ortadan kaldırmış durumdayız. Bir sonra ne yapacağız? Analiz yapacağız. Hata neredeydi? Hatanın birkaç türlüsü olabilir. Bunlardan bir tanesinde hatayı siz yapmış olabilirsiniz. İkincisinde ise doğru kararı verdiğinize inanıyorsunuz. Doğru kararı verdiniz. Eldeki veri seti sizi doğru karara götürdü. Ama piyasalar sürpriz yaptılar. Bu iki ihtimal de var. O halde bizim bu ikisinden hangisinin gerçekleştiğini anlamamız lazım. Eğer hata bizdeyse bundan sonra hatayı nasıl yapmayacağız? Eğer piyasalar gerçekten olmadık bir sürpriz yapmışsa, birisi bir yere atom bombası attı, onlara da daha farklı bakmamız gerekiyor. Müzik.
analizinizi yaptınız ve aslında uzun vadeli perspektifinizin hala geçerli olduğunu gördünüz. Yani o hisse senedinin o günkü o sert düşüşünün geçici olduğuna inanıyoruz. Şirketin detaylarını iyi biliyorsunuz, büyüme enerjisine inanıyorsunuz. Şu anda piyasaların gereksiz yerine, çünkü biliyorsunuz piyasalarda algoritmik satışlar var. Aynı anda bütün hisseler birden katliama uğrayabiliyor. Bu hissenin ileride bunun arasından sıyrılacağına inanıyorsunuz. Yatırım perspektifiniz uzun, 3-5 yıl. O halde bu kısa vadeli şeyle paniğe kapılmanıza gerek yok. Uzun vadede hala senaryosu geçerli olduğunu düşünüyorsunuz. İşte o zaman rahatsınız. Çünkü sizin bir stratejiniz var ve piyasadaki o düşüş o stratejinin aksine değil. Bu nedenle sakince o sert dalganın geçmesini beklemek lazım. Çünkü unutmayın, piyasalarda bir panik hali gelince bütün borsaya bir süre yayılabiliyor. Ama en de sonunda özellikle Amerikan borsalarına baktığımızda genelde yön yukarı doğrudur. Eğer doğru hisseyi seçmişseniz ve sabırlıysanız çok büyük ihtimalle sonunda başarılı olacaksınız. Borsalarda yaşanan zararın iki türü vardır. Bir tanesi bütün borsa çöküyordur bir sebepten dolayı. Sık sık yaşarız bunu. İşte Merkez Bankası bir karar almıştır gibi. Bunlara yapacak pek bir şey yok. Bunlarda borsa toptan aşağı doğru iniyor. Eğer sizin hisse senedinizde o gürültüye kapılıp aşağı iniyorsa pek endişelenmeyin. Eğer çok kalıcı bir trend değişikliği yoksa bir süre sonra o algoritmik etki biter ve hisseniz geri toparlar. Ama bazen hisse bazında zararlar oluyor ve bu zararlara işte dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü burada acaba benim temel yatırım tezim yanlış mıydı, ona bakmak lazım. Mesela şirket beklendiği gibi büyük olmayacak mı? Şirketin yönetiminde bir değişiklik mi var? Ne oluyor? Şirketin karlılıklarında bir düşme mi var? Şirketin karşısında yasal bir sorun mu çıktı çok büyük? Bunları iyi anlamak gerekiyor. Çünkü bunlardaki geriye doğru çöküş gerçekten kalıcı olabilir. İşte o durumda dönüp ertesi gün ekranınızı karşısına geçip hisseyi satmanız akıllıca olabilir. Onun dışında bütün piyasaların dalgalanmasında çok büyük bir trend değişimi görmüyorsam hisselerime kolay kolay dokunmam. Benim hisse senedimde piyasadaki abuk subuk bir haber yüzünden ani bir düşme olmuşsa o haberin özüne bakarım. Unutmayın, bu haberleri yapanlar da çok tık almak için bu haberlerin bir kısmı yapılıyor. Analist bir açıklama yapıyor. O analiste bir bakarım acaba iyi bir analist mi? Geçmiş tahminleri ne olmuş diye. Öyle hemen gazara gelmiyorum. Ama eğer tezimde bir değişiklik varsa ve bunun şirketin değerlemesi üzerinde kritik bir etkisi olacağını görüyorsam kesinlikle o zaman satışı düşünebilirim. Analizinizi yaptınız. Düşüşün geçici olduğuna inandınız. Sizin hisselerinizin güçlü olduğuna inandınız. O zaman ne yapmak lazım? Paranız varsa alım yapmanız gerekiyor. Yani bir anda gidin bütün paranızı yatırın, dibi yakaladım diye düşünmeyin. Çünkü dibin dibi var. Biraz daha inebilir. Ama bu fiyatın makul bir fiyat olduğunu düşünüyorsanız ve uzun vadede bunun geri dönüşü iyi olacağına inanıyorsanız burada ufak bir miktar alım yapılabilir. O sırada emin olun, Twitter'a gidin, sosyal medyaya gidin. Dibinde dibi var, daha da felaket olacak. Mümkündür. Ama siz eğer sakin sakin alıma başlamışsanız sizin umurunuzda olmamalı bu işler. Çünkü tam dibi bulabilen ben kimseye görmedim. Düşündüğü kadar yani en dipten olup en zirveden satmak, bunlar hep palavra. Onun yerine ortalama bir maliyet yapmak iyi bir şey. Ve eğer inancınıza göre bu fiyat makul bir fiyatsa artık alın. Çok hırslı olmayın. Aşırıya tamah etmeyin. O işe yaramıyor. Bu fiyat iyi. Benim buradan biraz daha hissem olsun değil ama dediğim gibi bir anda gömülmemekte yine büyük fayda var tabii. Ve geldik en kritik tavsiyeye. Panik yapmayın. Panik düşmanımız, ani hareketler düşmanımız, ani alımlar, satışlar düşmanımız. Nereden biliyorum ben? Çünkü çok sık yaptım bu panikleri. Hala da zaman zaman yapıyorum ve her seferinde aslında gol yiyorum. Binde bir şanslı bir trade gelebilir. Ama panik bizim düşmanımız. Bizim analitik olmamız, rasyonelitemizi korumamız gerekiyor. Bir planımızın, stratejimizin olması gerekiyor. O zaman dünya yıkılsa da küçük zararlar ediyoruz ve büyük kazançlar elde edebiliyoruz. Yani zarar edeceğiz. Zararsız bir borsa yatırımcı söz konusu değil. Kendinizi yiyip bitirmeyin. Ay bu kararı niye o zaman aldım, niye buradan almadım, niye buradan satmadım? Bunun ideal hali yok ama genele baktığımızda eğer kar ettiğiniz günler, zarar ettiğiniz günlerde ortalamada daha fazlaysa veya kar ettiğinizde zarar ettiğinizden daha fazlası kazanıyorsanız zaten yeterince iyi bir yatırımcısınız demektir. Kendinizi dövmeyin. En ideali yakalayamazsınız. O rakamlara bakıp ah şu kadar para kazanabilirdim, bu az kaybederdim. Kendinizi dövmeyin. Son önerimi de oturarak yapayım dedim. Çünkü en oturaklı öneri bu olacak. Aynı zamanda çok da yorulmuştum ve nefes nefeseyim şu anda. Önerim şu: hatanızdan ders çıkart. Çünkü yatırımcılık uzun vadeli bir oyun ve mutlaka hata yapacaksın. Bu hatalardan çıkardığımız derslerle kendimizi geliştiriyorsak ne güzel. O zaman uzun vadede çok iyi bir yatırımcı olacağız. Ve pek çok yatırımcı kariyerlerinin oldukça ileri yıllarında para kazanmışlar. Neden? Başlangıçta yaptıkları hatalardan öğrendikleriyle daha sonra daha az hata yaparak. Borsa çünkü böyle süper yıldız kararların geçerli olduğu bir yer değil. Az hata yapanın oyunu kazandığı bir yer. Hatanızdan çıkarım yapın. Acaba teknik bilginiz mi eksikti? Hisse senedi mi yanlış analiz ettiniz? Makroekonomik bilginiz mi eksik? Stop loss kararınız mı doğru değildi? Portföyünüzü mü doğru yönetmeniz? Nerede hata yaptınız ki bu kadar panikleriniz, dışarı çıkmak zorunda kaldınız, temiz hava almak zorunda kaldınız? Nerede hata yaptınız ki böyle para kaybettiniz? Bu analizi yapın. Ondan sonra bir daha sırtınız yere gelmeyecek. Yürüyüşü yarıladım.
Anlatacaklarım da burada bitiyor yavaş yavaş. Borsalar sert. Aslında çok güzel bir şey bu bir yandan da. Çok öğretici çünkü. Bu tip borsalar insanı gerçek yatırımcı yapıyor. Geçen sene, ondan önceki sene hayat kolaydı. Ne alsak yükseliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi gerçek borsacıyla diğerinin arasındaki fark ortaya çıkıyor. Muazzam öğrenme fırsatları var. Mühim olan oyunda kalabilin. Mühim olan batmayın. Mühim olan bütün paranızı kaybetmeyin. Mühim olan borsaları küsmeyin. Eninde sonunda her şey geri geliyor. Eninde sonunda daha başarılı olmanın yolları bulunuyor. Evet, yavaş yavaş bitirelim. Bu akşam bu arada Tesla'nın yapay zeka günü var. Yeni teknolojilerini anlatacak. Yapay zekada geldiği noktayı hem otonom sürüşte hem de biliyorsunuz bir insansız robotu var. Onu izliyor olacağım. Yarına veya pazar günü onunla ilgili video yapacağım. Çok heyecan verici gerçekten. Çünkü hem otonom sürüş dünyayı değiştirecek bir şey hem de üzerine kafa yordukları o insansız robot. O konulardaki son gelişmeleri sizle yarın veya pazar günü paylaşacağım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben de artık yürüyüşümün gerisini tamamlayayım. Hatta biraz da koşayım.